Evet, devam edelim bununla ilgili uygulamalara. Hel hâzihi sûre. Evet, sûre neydi? Resim, tablo. Bu tablo mudur? La hâzihi leyset sûre. Biraz önce dikkat çekmiştik arkadaşlarım. Leyse'den sonra en tenvinli okuyoruz demiştik. Burada da tenvinli okuyabiliriz. Ama dişil kelimelerin sonunda yani kapalı T olan kelimelerde tenvini okuduğumuz zaman ten diye okuruz. Durduğumuz zaman ise bu tenvini okuyuşa yansıtamıyoruz. Yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ve H üzerinde duruş yapıyoruz. Hel hâzihi sûre? La hâzihi leyset sûre. Ama geçseydim leyset sûreten derdim. Hel hâzihi risâle? Mektup mu? La, evet, buyurun siz yapın. Hâzihi leyset risâle. Hel hâzihi zahra? Çiçek midir? Buyurun cevap verelim. La, hâzihi leyset zahra. Hel hâzihi tacira, bayan tüccar mıdır, esnaf mıdır? La, hâzihi leyset tacira. Hel hâzihi mudira? La, hâzihi leyset mudira. Bayan müdür değil. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Hel hâzihi mes'ûle? La, hâzihi leyset mes'ûle. Evet, bir önceki aşamada eril kelimeler için leyse, dişil kelimeler için leyset kullandığımızı burada uygulamış olduk. Şimdi arkadaşlarım, burada bu aşamada yine yeni bir şey öğreniyoruz. Dikkat ederseniz her aşamada sadece bir şey öğreniyoruz. Evet. Bakın, mavi ile renklendirmişiz. Ehâzâ kitâb? Cevap cümlesine bakalım. Naam, hâzâ kitâb. Evet arkadaşlarım, bu sayfada, bu aşamada neyi ilave ettik? Sadece ilave ettiğimiz bu. Evet, bu soru edatıdır arkadaşlarım. Aynen hel gibi işlev görür. Ve kelimeye bitişik yazılır. Tek harf olduğu için ayrı yazılmaz. Ehâzâ kitâb, bu kitap mıdır? Naam, hâzâ kitâb. Cevabımız olumluysa naam ile başlıyor. Hâzâ tacir. Tacir midir? Naam, hâzâ tacir. Hâzâ mudîr. Müdür müdür? La. Olumsuz cevap vermek istiyorum. Hâzâ leyse mudîran. Evet. Hâzâ olduğu için leyse kullandım.
Leyse de olduğu için sonunu tenvinli okudum. Hâzâ leyse müdîran. Müdür değil. Hâzâ bâb. Kapı mıdır? Na'am. Hâzâ bâb. Hâzâ semek. Balık mıdır? La. Hâzâ leyse semeken. Balık değildir. Ahâzâ hubz. Ekmek midir? La. Hâzâ leyse hubzen. Ekmek değil. Evet. Burada öğrendiğimiz tek şey soru edatının hel ile aynı işlevi gördüğünü ve cevap kısmında naam diye olumlu cevap verebileceğimiz gibi la ile de olumsuz cevap verebiliriz. Devam ediyoruz uygulamalarına. Ehâzihi ceride. Bu ceride mi? Gazete mi? Evet. Ceride-i havadis var değil mi? İlk çıkan gazete oluyor. Ehâzihi ceride. Bu gazete mi? Naam. Hâzihi ceride. Evet, bu gazete. Ehâzihi mecelle. Evet. Mecelle dergi oluyor. Mecelle kanunu var son Osmanlı döneminde. Bu dergi midir? Naam. Hâzihi mecelle. Ehâzihi sûre. Sûre neydi arkadaşlarım? Resim, tablo. La. Hâzihi leyset sûre. Cevabımız olumsuz. Kelimemiz dişil olduğu için leyset ile olumsuzladık. Ehâzihi şecara. Evet, şecara neydi? Ağaç. La. Hâzihi leyset şecara. Ehâzihi Fatime. La. Hâzihi leyset Fatime. Bu Fatma değil. Evet arkadaşlarım, şimdi bir şey daha ilave ediyoruz. Dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bakın. Eleyse hâzâ kitâben. Dikkatinizi ne çekti arkadaşlarım? E artı leyse. E soru edatıydı. Leyse de olumsuz edattı. Hâzâ kitâb biliyoruz. Eleyse hâzâ kitâben. Dolayısıyla olumsuz soru oldu. Aslında bunları parça parça öğrenmiştik. Şimdi birleştiriyoruz. Eleyse hâzâ kitâben. Kitap değil mi bu? Bu kitap değil mi? Cevabım bela. Hâzâ kitâb. Evet, bu kitap. Bakın, olumsuz sorulara olumlu cevap vereceksek bela ile cevap veriyoruz. Değil mi? Nam demiyoruz artık. Bela diyoruz. Evet. Kalu beladan beri Müslümanız deriz değil mi? Bu bela o bela edatıdır. Rabbimiz bize ruhlar aleminde elestu bi rabbikum olumsuz soru soruyor. Ben Rabbiniz değil miyim? Biz de orada bela demişiz. Evet, oradan unutmayalım. Bela hâzâ kitâb. Eleyse hâzâ bâben. Kapı değil mi? Bela hâzâ bâb. Eleyse hâzâ semeken. Semek neydi? Balık.
Na'am. Hâzâ leyse semeken. Evet, burada dikkat buyurun. Na'am kullandık. Devamında da leyse kullandık. O zaman ne anlıyoruz? Olumsuz soruya olumsuz cevap vereceğimiz zaman na'am diye başlıyoruz. Devamında da leyse edatını anarak cevabımızın olumsuz olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Evet, bu balık değil. Demek ki olumsuz soruda na'am olumsuz cevap ifade ediyor. Dikkat edelim. Aleyse hâzâ hubzen? Na'am. Demek ki cevabımız olumsuz. Ekmek değilmiş. Hubuz ekmekti değil mi? Bu ekmek değil mi? Na'am. Hâzâ leyse hubzen. Aleyset hâzihi ceride? Evet, artık hem eril hem dişili karıştırıyoruz. Bunları çünkü daha önceden öğrendik. Bu ceride neydi? Gazete. Gazete değil mi bu? Bela. Evet. Hâzihi ceride. Bu gazete. Aleyset hâzihi sûra. Resim idi. Evet. Nokta nokta. Hâzihi leyset sûra. Dediğine göre ne oluyor arkadaşlarım? Burası na'am olacak. Na'am. Hâzihi leyset sûra. Evet. Dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.